Evet, saat sabah 5. Yine bir macera. Değişik canlılar gibi olmuş ha. Evet, ayıya karşı nasıl kurtulursunuz adlı taktiği anlatacak şimdi Ali bize. Ama bir kolumuzu kaybediyormuşuz. Şimdi taktik tamamen ayının size saldırıp ağzını açmasına bağlı. Ayı size saldırıp ağzını açana kadar sabırla bekleyin. Daha sonra elinizdeki 5 santimetrelik bıçağı ayının boğazına doğru sokun. Ama o sırada muhtemelen kolunuzu kaybedeceksiniz. Ama hayatınız kurtulacak. Güzel bir taktik yani. Ben de ayının size vuracağı anda ayağa kalktığını düşünerek hayalarına doğru bir saldırı düşünmüştüm ama bu bende kafanı kaybediyorsunuz o yüzden. Bu arada yıldızlar çok net. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sanırım göremiyorsunuz. Of. İstersen ön kameraya geç de görsünler. Ön kameradayım abi zaten. Ama etraf çok karanlık, zifiri. Hayır, ön kamera. Kendini göster yani. Ya. Bakayım. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Simsiyah. Acaba kamerayı açmamış olmak ihtimali Öyle bir şey yok abi. Neyse sesimiz var. Karanlıktan korkmayın. Neden? Nedenini söyle abi. Çünkü karanlık. Bir sen bana doğru bir baksana bakayım. Ya, çok kör oldum. Çünkü gecenin en karanlık anı günün doğmasına en yakın olduğu andır. Ey yavrum şu an ekranda sadece senin kafandaki ışık var. Başka hiçbir şey yok ekranda. Olsun. Sesimiz yeter öyle değil mi? Gerekirse fotoğraflar koyarız. Bu arada saatten bahsettin mi? Saat sabah 5. Elli. Saat sabah Yıldızlar 5 gibi. ip gibi arkadaşlar. Ufak Uçan şeyleri görüyor musun? Hayır. Böcektir ya. Evet, yüzlerce var. Ormanın içinde olduğumuz. Neyse ki korona sebebiyle maskemiz var. Ağzımıza girmedi. Işığın var ya, iyi ki var ya. Sen iyi ki varsın çünkü ışık gibisin. Eyvallah. Fethedilmiş yalnızlığıma ve gecelerime Atatürk gibisin. Aga bu kadar övgü alışık değilim yapma. Umarım doğru yoldayız. Ben hiç hatırlamıyorum. Valla geçmiş olabiliriz şu an. Şu bıçağı biraz hızlıyım. Olası tehditlere karşı hızlı. Hava aydınlamadan asla çıkmayın. Sessiz olun. Ayrıca yalnız çıkmayın. Much 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 later. Evet. Şu an ormanın arasında ne yaptık? Gün doğumunu bekliyoruz. Gün doğumunu niçin bekliyoruz abi? Çünkü dağlık dolaştık, kayalıklara geldik. Kayalıklardan yürümesi zor olduğu için ve sonuçta ormanın içindeyiz. Herhangi bir şey yaşamamız durumunda hani elimizden bir şey gelmeyeceği için biraz havanın aydınlanmasını bekliyoruz. Aynen öyle. Sonra devam edeceğiz. Açık bir alan bulduk. Büyük taşlar üzerinde otururuz. Ormandan sesler geliyor. Kuş sesleri. Yolda kirpi ve kurbağa da gördük. Aynen. Ama bizi asıl şey yapan domuz, ayı ve çakal gibi hayvanlar. 15 minutes later. 15 dakikayı geçti herhalde. 15 dakika bekliyoruz. Görüşümüz oldukça arttı şu an. Evet, ağacın şekli belli oluyor en azından. Görüşümüz biraz da arttı. Beklediğimiz süre boyunca vampirle ve vampir demişim özür dilerim. Yarasayla karşılaştık. Onun dışında gelmeye niyetlenen bazı kellesi kafasına ağır gelen canlılar oldu. Ama gelmediler, döndüler galiba. Abi düşünsene ormanda bir hayvansın. Karşına Semih ve Ali çıkıyor. Ne yaparsın? Altıma sıçarım. Hedefimiz 15 dakika daha bekleyip, 10 dakika daha bekleyip. Evet, görüşümüzün biraz daha artmasını bekleyip
Yola devam etmek. Görevimiz şey aslında. Hayatta burada kalma. biri bizi kurtarana kadar bekleyip. Ben Estafort izleyip geldim oğlum. Estafort izleyip gelip taşın üstünde bekliyorum. Kimsenin saldırmamasını bekliyorum. Her saniye dua ediyorum bir şey gelmesin. Abi ayı gelmesin ya. Ayı tam geliyordu, senin bu dediğini duyup geri döndü. Ya İyi ayı kardeşim. İstenmediğim yerde durmam kardeşim. Bak kurda domuza tamam, savaşılabilir şeyler. Ama kurt ve domuz da şu an bulunduğumuz arazi sıkıntı bence. Ayıdan kaçabiliriz burada belki. Oğlum şu an var ya, hiçbir şeyle savaşamayabiliriz. Şurada belki savaşılabilir. Domuz geliyor. Diyor ki kardeşim savaş. V1 alanı burası. V1'de ben araya giriyorum. 2v1 çakıyoruz domuza. Taktikler. Domuz ikimizi de alır yalnız. Ne domuz olduğuna bağlı. Oğlum sopanın kalınlığı gözükmüyor. Gözükmüyor. Ekran siyah. Özür dilerim. Bir tek şurası gözüküyor. Ağaç. Neyse. Kapıyorum. Evet, birkaç kilometre daha yürüdükten sonra şelalemize varmış bulunmaktayız. Evet. Ormanda hayatta kalma başardık. Eline sağlık. Neler düşünüyorsun? Güzel bir deneyim oldu. Adrenalin salgıladık, iyi oldu. Yani hayatsızlar olarak hayatımızın olmadığını hissettiğimiz bu dönemde kalbimin attığını hissettim. Yani hayatımda değerli hiçbir şey yok ama niyeyse vücut hayatta kalmaya çalıştı. Neyse, bu kadar boş yaptıktan sonra. Şu sese var ya, hiçbir şey değişmiyor. Yalnız bunu burada kıran insanın götünde kırayım bunu. Doğada hiçbir şey boşa gitmiyor. Boşa giden tek bir şey var. Canlarınız. Şu manzara inanılmaz bir şey. Evet, kafana buna kır. Şu manzarayı görmen lazım. Sen de koy o zaman. Çok güzel değil mi şu manzara? Evet. Şu manzara var. Dışarıdan sadece bir orman gibi görünebilir ama İçeriden de öyle gözüküyor. Aynen, içeriden de. Ama içeriden gözükmesi daha güzel dışarıdan gözükmesinden. Aynen öyle. Of be, günün aydınlanması o kadar güzel bir şey ki arkadaşlar. Gün doğumunu izlemeyenler batımını romantizm sanıyormuş. Hiçbir şey kaybetmeden bir şey elde eden insanlar genelde o zaferin o elde edişin değerini bilmezler. Biz canımız ödüyorduk zaferi. Yani küçük bir bedel. Arkamızdan bir şey gelse şu an hala canımız ödeyebiliriz. Ama şu an mutluyuz. Başardık, artık ödeyebiliriz. Böyle kayalıklardan yaklaşık yarım saatten fazla yürüdük. Yarım saat mola verdik. Yarım saatte önceki dağ yolu. 1,5 saat. Gerçi 2 saat olmuş. Yine bir hesap hatasıyla. Hepsi şuradan akan su için bence değdi. Bu su için dursun atar, dursun yok. Belki birazdan yukarı çıkabiliriz, su yukarı. Oraya da buradan çıkılıyor. Eğim 89 derece. Düz duvara tırmanabilirsek eğer. Gözükmüyor abi buradan. Yolun zorluğu gözükmüyor. Zaten hayat da böyledir. Hayat yolunun zorluğunu önden gidenler bilir. Hadi eyvallah. Ben de şöyle diyeyim. Önemli olan bu noktaya varmamız değildi. Önemli olan bu noktaya kadar geçen yoldu.
Önemli olan yoldur. Hedef sadece gideceğin yolu belirler. Gel suya girek. All of a sudden things have changed, stay inside and we will survive. World is in pause, the earth at pause, and we are breathing better. Don't we move? It should improve. Stay at home over the phone. All is so quiet, too quiet, and there is chaos. Saat 8-7 geçiyor. Ormandan çıktık. Geldiğimiz şelale. Videoda gördüğünüz gibi bir kattan başlıyor. Çıktıkça devamı geliyor. Yaklaşık 5 kat falan çıktık biz. Sonra böyle düz bir yol devam ediyor. Su var. Ama daha fazla devam etmedik. Çünkü hem yorulduk hem de artık dönelim diye düşündüm. Bitmiyor abi bir de. Aynen, sonsuzdan gidiyor sonra. Ama her çıktığımız kantta daha güzeldi bence. Bir insan görmek için beni mutlu etti şu an. Miras değil, alın teri. Düşündüm şimdi ben korkuyor muyum diye. Erkekler de. Bunlar ne? Bak bunlar insan değil abi bu. Görüyor musun? Böyle geliyor bir sürü. Aynen, bunlar insan değil abi. Aynen. İnsan olmak denir. İşte de düşündüm, korkuyor muyum diye. Erkeklerde böyle saçma bir gurur oluyor genelde. Korkuyor mu diye düşününce ne korkacağım diye giriyorsun. Ama bir daha olsa girmezdim o karanlıkta çünkü ne olacağı belli olmaz. Ya ben bir kere girdim abi. Sonunu gördüm. O bana yeter. Yarın sabah yine buradayız. Sabah ben gelebilirim ama aydınlandıktan sonra. Ahmaklığa alın yazısı demek, alın yazısına bir ahmaklık çizgisi çizmek demektir. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Don't we move, it should improve. Stay at home over the phone. All is so quiet, too quiet. And there is chaos, chaos, chaos. Hakkındaki düşünceleri nasıl? Benim canım sıkıldı. Çıkasım geldi içeri. Bana dedim seni aradım, ilk şelaleye gidelim dedim.
Ben ne dedim? Şaka şelalesini dedim. Ben dedim ki orayı her zaman biliyoruz. Buraya geldik bugün. Şelaleye geldik. Şelalede vlog çekemedik sanırım. Ben bir iki video aldım. Ha iyi o zaman. Güzel bir gündü. Ben şahsen eğlendim. Peki bugünle ilgili bir sorun var. Ne? Neden bu kadar yakışıklısın? Ama senin yakışıklı. Yoksa bakan gözler şey yaparmış anladın mı? Harbi maşallah diyeyim yakışıklı adam. Ya ver şimdi. Şimdi senin duygu düşüncelerini alalım. Ben duygusuzum. Sen boş boş geldiniz. Duygularım geçen gün öyle bugün gömdük. Bugün nasıldı? Bugün evde oturuyordum boş bak. Semih aradı. Dedi kelaleye gidelim mi? Nereye? Ben dedim ki tamam. İyi güzelmiş. Gün nasıl geçti? İyi mi kötü? Seni hiç alakadar etmez. Geçiyorum o zaman seni. Tamam arkaya git. Evet. Nasıl başladı gün? Güzel başladı. Tamam. Geldik. Sorun var mı senin abi? Mutlu musun geldiğin? Mutluyum. Güzel bir işte. Spor yerine geçiyorum. Yarın olsa bir daha gelir misin? Gelirim. Yarın bir daha gelirim. Benim aklıma şimdilik başka bir soru gelmiyor. Hazan gülür. Güle güle. Onu yeniden cevaplayacağız. Zorlu bir yoldu. Ama Doğan da mutlu olduğunu düşünüyorum. Doğan da söyleyeceklerim mutlu. Doğayı... Doğa aklına bir şey söyle, ismi gelmedi. Ben değilim o. Doğayla doğa yürüyüşü. Günün nasıldı? Yürüyüş aklına ne düşmesin? Yürüyüş güzeldi. Ama bir keke tav olduğunuzu düşündüm ben. Bir keke tav olduk. Aynen. Bir keke tav olduk. Peki şelale nasıldı? Şelale... Normal boyutlarda. Şelaleyle ne diyorum? Doğayla doğa yürüyüşü diyorlar. Ne diyorsun bu konuya? Şaşır. Söyleyemiyorum. Doğayla doğa yürüyüşüne ne diyorsun peki? Soğuk. Funny. Funny. Ne oldu?